gitti arkadaş, bir araya geldik filan. Ondan sonra kendi aramızda top oynuyoruz. Top hastalığı, futbol hastalığı var zaten. Evet. Her çocuk kapat. Ondan sonra mahalle takımı o. Mahalleler arası maçlar yapmaya başladı. İşte derken Gazosman Paşa Bulgaristan göçmenlerinin geldi kurdu bir Gazosman Paşa halen var da. Evet. Bir gün Gölcük'te maç almışlar. Bana da tanışıyoruz diye kalfalık yapıyorum o zaman. Gel şey yapalım. Söyle şunu. Genç takım yok o zaman. İşte B takım olarak siz oynayın filan diye. Gölcük'e tamam olur gidelim filan dedi. Biz ama o arada büyüdük tabii. Yani 5-6 ile başladık ama 15-20'ye çıktık. Bu arkadaşını getirdi, bu arkadaşını derken çoğaldık yani. Evet. Ondan sonra şeye geldik, gittik Gölcük'e. Gölcük'e ne kadar zamanda gittik biliyor musun? Ürünün sağlığı. Tek din yol var. Evet. Bir araba geliyor, o duruyor, o geçiyor filan böyle o zamanlar. Bursa yolu da aynı şekildeydi. Bursa'ya da öyle gidiyordu. Bursa'ya 5,5 saatte. Sonra Gölcük'e geldiniz abi. Gölcük'e geldik. Benim götürdüğüm çocuklar, yani arkadaşlarımız o zaman çocuk demeyeyim çünkü hep aşağı yukarı aynı arkadaşımız, büyükleri evet. de var, yaşlılarımız. Orada onların kendi Gölcük'te akrabası tanıdığı filan falan onlardan bir şey yaptılar. Bir takım yaptılar. Eksik 104 kişi var işte bizim çocuklardan onları takviye ettiler filan. Ben buna çok kızdım. Biz o karı niye çektik? Biz top oynayalım diye çektik. Yalova'ya dönüşte. Haftaya gene gelir. Yok dedim bitti. Ben ilk olarak takım ismi Şenspor olarak koydum. Evet. Böyle neşeli çocuklar, neşeli arkadaşlar. Tarih tam olarak kaçtı o? 1960'lı... Hayır, 58-59. 60'tan önceydi. 60. Yani Yalova Spor kurulmamıştı. O zamanlar Kaya Spor, Gençlik Spor vardı. Gençlik vardı o zamanlar. Evet. Şenspor, bu esas spor böyle doğdu. Yalova'da İstanbul'a bağlı bir ilçeydi zaten. Evet. Onlar amatör maç yapıyorlar. Kaya Spor'da gelişik İstanbul'un üzerinde. Ondan sonra bu sefer bir Şenspor olarak yine mahalle maçları filan falan Yalova içinde devam ediyor filan. Ondan sonra bir genişlemeye başlayınca ya güzel bir isim bulalım. Bir bakındık etrafımız her çoğunluğumuz esnaf. Ya talebe ya esnaf. Ama çoğunluğumuz esnaf. Evet. İsmini anında bulduk. Esnaf Spor. Ve Esnaf Spor öyle doğdu. Esnaf Spor'un ilk şekli bu şekilde. Öyle geldi. Ondan tarih kaç oluyor o tarihlerde? 59 mu yine? 59-60'lar filan evet. olabilir. Şimdi kesin evet. olarak söyleyeyim ama 60'lar ihtilalden evvel oldu bu. 1960 ihtilalden önce Esnaf Spor'un adı vardı. Ama gayri federeydi galiba. Gayri federe. Evet. Gayri federe de demeyelim. Evet. Gayri federe zaten... Mahalle takımı. Mahalle takımı evet. olarak ama isim olarak... Esnaf Spor öyle. İsmini öyle aldı. Evet. Ondan sonra... Renklere mevzu geldi. Hani tamam... Esnaf Spor, esnaflardan kurulu bir takımız ama... Bayrağımız olması lazım filan diye. Evet, formalar olması lazım değil mi? Forma olacak. Evet. Çünkü ben atletten siyah bir şey geçirmiştim. Şenspor olarak onu kullanıyorum. Ben yıkıyorum, ediyorum onları tekrar. Yani uzatmayalım. O rahmetli Orhan Er Yılmaz, o zaman Musi'nin abisi. Kompresyon dükkanı vardı. Paketini buradan aldılar. Biz de aldılar. Orhan Er de.
Esas spor başlangıcı öyle oldu ama bir şarkı koştuk o zaman. Çünkü Fenerli var, Beşiktaşlı var, Galatasaraylı var aramızda yani. Evet. Hep birbirimize takılıyoruz, tutuyoruz filan. İlla ki üç büyüklerin rengi olmayır. Kimse yani oyun içinde çekiştirmez. İşte bu örnek Fenerbahçe forması, Beşiktaş forması filan durumu yaratmasın diye gökyüzünden maviyi aldık. Gökyüzü basmadı filan. Böyle bir de deniz mavi. Tekerleme oldu. İşte deniz mavi filan. Buna en iyi yakışan nedir? Beyaz yakışır. Renkleri öyle bulduk. Mavi beyaz renkler. Ondan sonra çok tenkit edildik tabii. Sonra dediler ki vay Yunan takımı. Falan falan Yunan bayrağı ama, dediler. Bayraklar da hep de küçük tür bayrağı var yani. Evet. Neyse uzatmayalım. Böyle başladık. 604'te ben askere gittim. Ve siz bunu yaparken daha çok gençsiniz. Yani 20 yaşın altındasınız. Ya 20 yani 14 yaşında başladık ya. Evet. Askere yani, gittiniz 1964'te. 64'te askere gittim. Ama Çorlu'da askerlik yaptığım için aşağı yukarı 2 haftada bir, her hafta geldiğim olduğu irtibat kesilmedi hiç. Evet. Oradan buradan adam topluyoruz mesela maç yapacağız. O zaman kalbur üstü kim var Yalova'da top oynamışlar. İşte onu al, bunu al filan. Askerde ben bundan sıkıldım. Deris olunca dedim, hani bu B takım, M takım ülkeleri var ya o zaman artanlar B takım oynasın. Evet. Ben bir genç takım kuracağım. Kulakları çınlasın, kaptanım Metin Hoca vardı. Şu anda İzmir'de zaten. O 45 tane çocuk toplamış. Ama gayet futbol temelden öğretmek. 45 tane çocuk toplamış. Ben tenis olduğum zaman al dedi ya ben dedi uğraşamam. 1965'lerde falan siz 66'da. 66'da. Evet. 66'da şimdi burada Haziran 45 ayında. Kişiden takımı 18 kişiye düşürdüm. 18 kişiye düşürdüm. Ondan sonra ilk irrat Fehmi abi 45 kişi kadroyu 18 kişiye düşürdü. 18'e düşürdü. Ve bunlara defter kalem aldırdı. Ne yapacaksın ya? Futbolla ne alakası var? Şimdi defterle aklına kalem gelmiştir değil mi? Evet. Hayır. İlk evvela kuralları yazdı. Futbol kuralları, sahanın büyüklüğü, kalenin büyüklüğü, yani altı pas nedir, penaltı nedir, 18 nedir, santra nedir, hep bunları öğrettim yani. Öğrettim derken bildiğim kadarıyla, yani ben çok bilgili birisi diye şey yapmayın. Hani bilgi nereden edindiniz filan gelin, oraya gelince anlatacağım bilgim. Nereden oldu? Bu bir merak, bir hastalık. Şeye döndük. Bu arada ben bunlara çalışma düzenini idman, ama idman öyle işte üç koşu, beş koşu yap, biraz çift kale yap filan öyle bir idman değil. İdmanları sen hatırlaman lazım. Fenerbahçe'nin bir Macar hocası vardı, Moğollar. Evet. Birkaç defa onun dere ağzındaki idmanlarına gitti. Ne yapıyor, ne ediyor, nasıl yapıyor? Bazı bilgiler kaptım. Ama kaptığım bilgiler ilk evvela kendim uyguluyor. Mesela bir kültür fizik hareketi yaptırıyor.
kendim yapmadan futbolculara yaptırmazdım. Bana o hareket nereye mi faydalı olur? Basit bir hareket görüyorsun mesela. Yere oturmuş, ayaklarını uzatmış böyle bir karış. Yerden kalk, öyle dur diyor mesela. Bunun ne faydası var? Mide kasları. Mide kasları taşıyor. Bunları kendim yapmadan başkasını yaptırmazdım. Hiçbir hareket. İlk evvela kendim yapardım evde. İdmanda futbolcular. Ondan sonra futbolcuların sahada nerede duracağını, topun nerede olduğunu, kendisinin nerede olması lazım olduğunu, bunları hem pratik hem tahtada yazarak öğrettiniz. Yani 3 senemi aldım. Evet. 3 sene uğraştım. Oraya gelmeden bir derneğin, esnaf sporu hep böyle artık kurumsallaşıyor. 1965'te başvuruyu yaptınız. Esnaf spor olarak dernekleştiniz. Dernekleştik ama 18 tane de kadroda futbolcu var. Hayır. Öyle mi? 18 tane çocuk var. Çocuk. Anladım. Çocuk. Yetiştireceksiniz onları. Olan kadro dediğim gibi işte Oroz Mehmet örnek Deniz'de kız arkadaşıyla mesela diyelim. Ya hadi gel maç aldık oyuna filan. Böyle bir durum vardı. Ben buna isyan ettim. Yani sağ soldan niye adam toplayalım? Evet, tabii. Kendi takımımız olsun. Ya kendimiz mi olsun? Bunun için kulüpte bütün idareciler, hepsi, herkes karşı. Evet. İki kişi beni destekleyin var. Sonra? Kulakları çıkmasını, Hafız abi, bir de rahmetli Bilet abi. Bir onlar destekliyor. Kimse ya böyle alır, ya çocuklar alır. Ya düşün, 8-9 yaşında, 10 yaşında çocukları topluyorsun. Yani 3-4 sene onlarla uğraşacaksın ki bir yere getireceksin. Evet. Hatta geçen de birisi den geldi, geçen birkaç ay evveldi. Ya Fehmi abi bizi niye tepelere koşturuyordun filan. Şimdi Fehmi abi daha iyi anlaşılsın diye soruyorum. Şimdi 1965 yılında Esnaf Spor kuruldu ya, başvuruyu yaptınız, dernekleştiniz. O zamanlar senin dışında kimlerdir derneğin kurucuları, Esnaf Spor'un kurucuları? Hatırlıyor musun? Şimdi hayatta ise bilmiyorum. Uzun zaman başkanımızı yaptı, Turan Tuncer. Evet. Ondan sonra Bilal Gülcan. Ondan sonra Çakır Mehmet. Gülfik'in babası vardı galiba, Kemal'i silahlar oldu. Ya o başkanlık yaptı. O da başkanlık yaptı. Kurucuları da yok. Böyle 6-7 kişi, 7 kişi neydi kurucu? Evet. Bildirgesinde. Derneği bu isimlerle kurdunuz. Ya yetişmiş vardı filan işte. Yani o kadar diye, 11 kişi ya vardı ya yoktu. Şimdi aklımda... Sonra derneği kurdunuz. Evet. Maçlar oynamaya başladınız. Ya maçlar, bak şimdi. O zaman, mahalle takımlı gibi. O zaman... Kaymakamlık kupalarına ne zaman katılmaya başladı Esnaf Spor? Bak şimdi kaymakamlık kupaları... Yalvaspor birleştikten sonra başladı. Evvelinde kaymakamlık kupası falan yok. Evet. Yalvaspor... Kayaspor... Gençlik Spor birleşti. Birleştikten sonra bunlar tek takım olarak İstanbul'da... Yalvaspor olarak maçlara gidiyorlar. Futbolcu seçmek için de burada kaymakamlık turnuvası düzenliyorlar. İşte oradan adam seçiyorlar. Yalvaspor'a. Yalvaspor'a. Evet, anladım. Böyle bir bu amaçla düzenlendi kaymakamlık. Organizasyon böyleydi. O zaman neden ben işte bu Yalçınlar dahil Rabbi hangi Yalçın solmaz mı? Arnavut Yalçın. Arnavut Yalçın. Evet. Yoksa ondan evvel kaleci Yalçın'ı Çitlenbik'ten aldı ki acı Niyazi vardı filan. Var yani alem var hayatta. Dedim ya böyle bir takım gibi bir şeyimiz var ama eksik mesela iki kişi eksik.
deniz kenarına git, adam ara. Böyle bir durum vardı yani. Evet. Ondan sonra ne bileyim işte Orhan Gazi ile maç alıyoruz, Gemlik ile maç alıyoruz. Ondan sonra İstanbul'dan takım getirtiyoruz filan falan. Bu gençleri ben bir yere kadar getirdim, eğittim ve maçlar yaptım. Mesela A takımla maç yapıyoruz. A takımı yeniyoruz. Buna da kızıyorlar. Çocukları dövmeye bak büyükler şimdi. Ferun Nayman gibi filan böyle o zaman oynayanlar. Ondan sonra çocuk çalım attığı zaman arkadan tekme atıyor. Yediremiyor kendini yani. Ama öyle bir düzen kurdum ki o gençlerde. Haftanın 4 günü idman yapıyoruz. Bir gün de toplantı yapıyoruz. Futbol dışında konu yok. Futbol oynamak istiyor musun? İstiyorum. İyi. Kafan çok, bir defa yani sevmek yeterli değil, yetenek olacak. Hiçbir hoca hiç kimseye yetenek veremez. Bu bir Allah vergisi. Her hoca o yeteneği geliştirir ancak. Yani yetenek insanı geliştirir. Yok, işte senin olan yağın topa vurmasını bilmiyordu, ben öğrettim. Ben ona nenmiyorum. Onun yeteneği yoksa sen hiçbir zaman bir şey öğretemezsin. Yeteneğini geliştirirsin ancak. Benim kafam buna çalışıyor. Evet. Şimdi çok enteresan Fehmi abi. Yani siz 15-16 yaşlarında bir Şenspor'da çalıştırıyorsun, futbol oynuyorsun. 21 yaşında askerden geliyorsun. Esnafspor'un kuruluyor. Esnafspor'un resmen kurulmasını sağlıyorsun. Daha henüz yani çok genç yaşta o genç futbolculara hakim olmak da çok zor olmuyor muydu? Sizin de yaşınız geçti. Akranlarınızdı çünkü. Yani şimdi bak şimdi onu geçen seneydi galiba. Birisi bana dedi ki eski futbolcularından, ya dedi Fehmi abi dedi, ben dedi senden niye korkuyordum dedi, ya üf yazım yerin dibine girecektin dedi. Tabii ben ona böyle bakıyorum yani evet. Fizikman olarak. Oğlum sen benden korkmuyorsun, kurallardan korkuyorsun. Öyle kurallar koydum ki, mesela akşam 6'da idman diyorum. Evet. 5.30'da gidiyorum ben oraya örnek, idmana başlamıyorum ama, 6'yı bekliyorum. Evet. Bir dakika var, halen bekliyorum. Bir dakika, saat tam 6, hadi çocuklar idmana başlıyorum. 5 dakika, 10 dakika birisi sonradan geliyor. Ya işte arkadaşın takım. Allah versin hadi güle güle. Katı bir disiplin vardı. Kesinlikle. Ama ben şimdi o mesela Fehmi abi Esnafspor'dan yetişmiş yani birinci ligde oynayan futbolcularımız vardı mesela. Hepsinde senin katkıların var. İşte gerek Arnavut Yalçın olsun, gerek Turul olsun, biraz gerek evvel... Hidayet Öztekin olsun. Hatta en son görüştüğümde Vatan Savaş olsun. Galatasaray'da transfer olmuştu sizin döneminizde. Ama şunu ifadeyi kullandılar çoğu bana. Ya Fehmi Başkan bizim antrenörümüzdü. Fehmi bizim babamızdı, abimizdi, takım kaptanımızdı, antrenörümüzdü. Ya Esnafspor'un her şeyiydi diyor. Ya, biz öyle seviyorduk diyor. Çünkü yani çok ve üstelik siz akrandınız o zaman bu insanlarla. Ya bak şeker kardeşim. Her toplantıda bir şey söylüyordum. Şu lafı hep söylerdim. Evet. Sizin şahsiyetinizle hiçbir ilgim yok. Hepiniz mükemmel insan olabilirsiniz. Çok iyi insan olabilirsiniz. Benim size bağırmam, çağırmam yaptığınız hatadan dolayıdır. Yani maçta bir hata yapıyorsan ben bağırırım. Ben ikaz ederim. Yani benim görevim o. Hatta çok zaman bana bir evvel örnek verdiğim vatanlardan filan. Ya Fehmi abi bizim hiç iyi tarafımız yok mu? Ben iyi söylediğim an sana zararım. Tribün söylüyor senin iyi oldu. Evet. Ben kötünü söyleyeceğim. Senin yaptığın hatalarını söyleyeceğim. Sen hep dahi olman şimdi, için uğraşıyorsun. Şimdi Fehmi abi 1963'te Yalova Spor kuruldu. 1965'te
Esnaf Spor resmen dernekleşip faaliyete geçti. Ama Yalova Spor öncesinde de Esnaf Spor vardı Şen Spor adı altında. Buraya kadar bundan sonra 65 yılında Yalova Spor İstanbul Mahalle Lig'de mücadele ediyor. Ve Yalova Spor'a futbolcu kazandırmak amacıyla turnuva, kaymakamlık turnuvası düzenleniyor. Ve Esnaf Spor ilk turnuvalarda sahaya çıkıyor. Şimdi bu kaymakamlık turnuvalarından birazcık bize söz eder misiniz? Şöyle söz edeyim. Daha evvel bizde oynayanlar işte kaleci Yalçın olsun, İbrahim filan. Bunlar İbrahim Sakarya'ya gitti. Yalçın önce Fenerbahçe'ye, oradan da Antalya'ya gitti filan. Bunlar hep kaymakamlık kupasında yıldızlaşan futbolculardı değil mi? Ya onlar daha evvel bizde top oynayan futbolcular. Yani evet. Esnaf Spor'da top oynayanlar bunlar. Ondan sonra karar defteri şöyle bir şey aldırdı. Bunlar geldikleri zaman tekrar oynamak isterlerse kim olursa olsun bunlar misafir futbolcu olarak oynayacak. Çünkü ben kural koymuştum. Yabancı kimse gelmeyecek. 10 kişiyle takım çok sahaya çıkar. Ya abi benim arkadaşım var oynasın. Hayır. Öyle kimseyi almadı. Bursa'da bir arkadaşımız var. Geçen de bir telefon etti. Ona emekli olmuş filan. Arası. Ondan sonra ya oğlum dedim, seni bana kaç defa sordular. Nereden buldun bu adamı? Ya ben kimseyi bulmadım. Bütün beni buldum. Hiç kimsenin anasını babasını sormadım. Hiç kimse, hiçbir gelen çocuk. Sadece şunu söyledim. Bak oğlum, şurada oynayanlar var. Bana bundan... Peki, şimdi Esnaf Spor 6 kez ne mağlup şampiyon olduğu dönemlere gelsek abi. O nasıl gerçekleşiyordu? Yalova'nın mesela çok zengin takımları vardı. Hatta şöyle derlerdi. Esnaf Spor hep böyle dar gelirli, orta esnafların çocuklarından oluştuğu için mesela Bahçeli Genç'te sosyete takımı derlerdi. Ben öyle hatırlıyorum. Bahçeli, i̇şte esnaf çocukları sosyete takımlarına Bahçeli karşı zengin çocuklarına karşı mücadele ederdi ve kazanırdı. Bahçeli Gençlik'ten bir örnek vereceğim sana. Evet. Bak bir örnek vereceğim. Bahçeli Gençlik kuruldu. Şöyle diyeyim ya. Bu sene mesela turnuvalara katılmışım. Ben liste veriyoruz ya. Evet. O listeden tam 9 kişi benim rakibim. Bahçeli'ye gittiler. Tam 9 kişi. 2 kişi de ben kendi yetiştirdiğim adamlarla karşı mücadele ettim. İlk sene ilk yani kurulduğu zaman şampiyon da oldular. O da benim eksikliğimden oldular. Yemek vermişler çocuklara. Top oynayacaksın, et yedirmişler. Et yedirmiş. 2 saat sonra sahaya çıkan çocuklar maçtan sonra bana onu söylüyordu. Abi sahada kusacaktın neredeyse. Ya arkadaş, ya sen iyilik yaptın sen diyorsun ama kötülük yaptın. Et yedireceksen bunu 5-6 saat ben yedireceğim. Maça 2 saat kalmış. Et yenir mi ya? Yoğurt ekmek yiyiz. Ama dedim o gün günlerden de galiba cumartesiydi. Benim de işim çoktu. Hani böyle galiba bayram haftası mıydı neydi yani müşteri bırakılacak gibi bir yetki değil. Benim de başka bir gelirim yok zaten. Yani cepten harcadıklarımız başka. Başka bir yerden bir bardak su bile gelmiyor bana. Kendiler bizi uzatmadı. O da 10 kişi kaldık. Penaltı kaçırdık. 1-0 galibiz. Son dakikalarda rahmetli Erdoğan'ın bir hatasından bir gol yedi. Maç 1-1 bitti. Uzatmadı. 2 gol daha yedik. Artık takatımız da bitti yani. O sene? O sene Bahçeli şampiyon oldu. O da ilk ve tek oldu. Hep esnaf almıştı ama değil mi daha önceleri?
İkinci sene. Evet. Tesadüf ya bu. Yine başarıyla finalde yalnız kaldım. Yine. Şimdi türbünde duyuyorum sesler. İddialar var. Bahçeli alır bir takım elbisesini, ötekini yok, esnaf alır, bilmem şuna filan diye böyle iddialar var. Bahisler yapılıyor. Bahisler yapılıyor. Soyunmazasında kimseyi sokmam ama bak, karar defterine aldırdım bunu. Bir başkan gelir, başarılar diler gider, hiçbir şey söyleyemez. Sen şunu oyna, sen bunu yap, sen şöyle vur. Ne olay varsa beni burada çağırırsınız. Ya benim görevime son verirsiniz. Burada benden hesap sorarsınız. Yok sahada yok, onu niye oynattın, bunu niye oynattın? O benim bileceğim. Haftanın 4 günü ben onlarla beraber, 5 günü beraber benim onlarla. Sen türbünden seyrediyorsun. Filan kişiyi niye oynattın? Çok affedersin ya, belki sakattır adam, nereden biliyorsun? Belki hisal olmuştur adam. Ya sen vatanı nasıl kesersin? Yalçın'ı niye oynattın? Ya sana ne? Sahaya çıkardın benim esas bu. Evet. Şimdi? İkinci seneye geldik. Yine Bahçeli'yle finaldeyiz. Son basında bakın dedim. Dışarıda masalarda dedim 5 tane kupa gördüm. Ya o 5 kupayı alır getirirsiniz buraya dedim. Ya dedim hiç buraya gelmeden kaçacak delik ararsınız. Başka bir şey söylemedim. Hadi sahaya çıkıyoruz. Bahçeli'yi 4-0 yendik. Hı hı. Bütün kupaları aldık. Bahçeli'nin de cenaze namazını kıldık. Çünkü Bahçeli kapandı. Bir de piyasaya çıkma. Yani biz bak ne diyorum. Benim yetiştiğim 9 adam bana karşı oynuyor. Şimdi bir de bunu unutmayalım. Bir de şimdi dediniz ya yetiştirdiğim adamlar kelimesini daha sonra da kullanmak istiyorum. Çünkü esnaf spordan Türk futboluna yetişmiş futbolcular oldu. Sadece Yalova Spor'a değil. Türk futboluna da kazandırmış dev isimler bak şimdi, oldu. Onlara da sözünü hatırla bir örnek vereceğim. Evet. Yalova Spor'u yoldan gördüğü çocuklara lisan çıkartıyor. Ben buna isyan ediyorum. Yalova Spor kulüpten istesin. Sen Esnaf Spor'da top oynuyorsun. Seni yoldan yakalıyor, ver kiresin, gel şurada çektir, tamam. Aç şurayı, imza tamam, lisansını çektirsen. Ya kulübü tanısın Yalova Spor. Dedim ya, adımı komünist koydular. Komünist mani oluyor çocuklar gelmesin filan. Ya ne alakası var? Yalova hepimizin. Ama bu kulübü de sayın ya, bu bir kulüp ya. Burada bir cemiyet var. Yani burayı da seven insanlar var. Bir yazı yazarsın. Şu Ahmet'i, Mehmet'i filan. Yalova Spor istiyorsun. Bitti. Hayır. Ben istediğimi yaparım. Ertuğrul Aslan, aslan ya. Herkese tepeden bakacak. Şimdi kayda girmesin söylediği lafları. Neyse yani, diyeceğim rahmetli. Neyse uzatmayalım. Ben buna insan ettim. Gece saat 2'ye kadar kulüpte bunun tasarımını yaptık. Rahmetli Kasım şimdi onlarla işte geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Deniz restoranında filan. Ya senin işin başka. Kulüp başka. Kulübü tanısınlar diyorum ya. Seni tanısınlar ya. Emek veriyorsun. Seni tanısınlar ya. Senden şahsından değil. Kulübe yazı yaz. Esnaf kurdu. Şu postları tutacaksın. Bitti. Çok mu zor bunu yap? Hayır. Ne yaptılar biliyor musun? Tam 3 ay bana bu sahayı kapattılar. Samanlı sahasını da kapattılar. Samanlı'ya bile gittik. Samanlı'ya geldiler. Esnaf Spor'a futbol oynat, top oynatmadılar. Şevki'ye bunlar buraya gelir, seni de oynatmayız. Şevki Yalova Spor'da oynuyor.
Geldi Fehmi abi ya dedi. Öyle böyle diyorlar dedi ya. Kavga ettirme beni. Tamam gelmeyiz. Tam 3 ay her hafta Orhan Gazi gemileri götürdüm. Ama hiç maçsız bırakmadım. Ya esmas öyle kolay olmadı. Gegüzün meteliği yok başka ama bir simidi pay ettim. Bir yani sadece yol parası benim gücüm yetmiyor ya. 20 kişiyle git, 20 kişiyle gel, bunları sadece yol parası beni yıpratır. Ama bırakmadım. İdmanı da bırakmadım, maçları da bırakmadım, hep oynadım. Ondan sonra çocuk nereden buldun, nerede bulmadın? Çalışarak getirdim. Çünkü bizim Türk çocuklarında ben onu sezinledim. Çalışmayı sevmiyorum. Bir top ver, işte bir çift kale yaptın, tamam ya idman yaptın. Ya ben daha iyi nasıl olurum diye kafalarında yok. Profesyonel olmuş. Şikayet ediyor bana. Ya Fehmi abi işte beni orada dili burada oynatıyor. Ama ben sana her yerde oynamanı nasıl oynanacağını hep öğrettim. Sağ beki de öğrettim, sol açı da öğrettim. Top neredeyse sen nerede olacaksın, nerede duracaksın, nereye kademeye gireceksin, nereye pas atacaksın, nereden pas alacaksın. Ya bunları ben seneler her hafta toplantıda bir de tatbikatını yapıyorum sağda. Bundan sonra sen hoca orada boşluk görmüş, sen de o yeteneği görmüş, orada oynatırım. Ben burada oynama, oynamazsa futbolu bırakırsın ya bu kadar basit. Yani çalışmayı sevmiyorlar dediğim bu. İsmini de verebilir, bunlar hepsi Yalova'nın çocukları. Fehmi abi, Esnaf Spor'un tabii unutulmaz bir takım. Şimdi hak ettiği yerde değil belki ama çok ünlü futbolcular yetiştirmiştik dedik. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a giden futbolcular vardı. Bak şimdi, mesela ben kısaca anlatayım sana. Söyle abi, anlat abi. Ben genç takım kurmadan evvel bizde top oynayanlar vardı dedim. İşte Yalçın, İbrahim olsun. Evet. Ondan sonra şöyle şunu isimlerini de unutuyorlar. Biraz evvel şöyle de kaldım, şimdi bir gene unuttum. Neyse şimdi aklınıza gelir. Hidayet ya. Hidayet Öztekin. Hidayet, ondan sonra kim vardı daha? İşte bunlar bizde çok oynayanlar ve bunlar profesyonel oldular. Hatta Hidayet'e çok üzüldük. Fenerbahçe'den transfer teklifi aldı. Zonguldak'ta oynuyordu o zaman. Fenerbahçe... Bunlar Esnaf Spor'da yetişti. Ya Esnaf Spor'da yetişti demeyeyim. Çünkü biz o zaman... Ama orada oynuyordu. İyi futbol. Yani biz de oynuyorduk. Orada keşfedildi değil. Biz de oynuyordu yani. Evet. Kendi yetişti. Öyle evet. Değil. Evet. Ama bizden çıktı. Yani Yalova'da bizde top oynadı. Evet. Onu söylemek için söyledim. Ondan sonra... Ayağı kırılmasaydı Fenerbahçe'de top oynayacaktı. Evet. Gazetelerden takip ettiğim kadarıyla anlaşmada salandı filan diye haberleri evet. De çektik. Evet. Onun için çok üzüldüm. Mesela Hidayet Öztekin dışında Kör Turul var. Turul. Onun transferi nasıl oldu abi? Turul önce Bandırma'ya gitti. Turul şimdi hakkını yemeyelim. Ertuğrul Hasan Bandırma'da Candemir Berkman'ın yardımcısı. Bandırma Spor'u. Evet. Turul'u Bandırma'ya götürdü. Daha Turul o zaman 17 yaşlarında filan. Yani 18 yaşında değildi daha. Çünkü baba babasından onay alması lazım. Evet. Lisan çıkması. Ondan sonra Turul orada ne kadar oynadı? Bir sene mi oynadı? İki sene mi o kadar? Gündüz Kılıç Beşiktaş antrenörü. Ve Turul Beşiktaş aldı. Hatta Turul bana aynen şöyle söyledi. Fehmi abi de tribünden bakmak başladı değil. Aşağıdan tribüne bakmak çok da başladı. Hocaya dedi rica ettim. Bir iki maç beni yedek bırak. Alışkanlık yapayım. O kadar seyircinin önünde oynamak başka şey dedi Fehmi abi. Ondan sonra. Neyse uzatmayalım. İşte Turul Beşiktaş'a gitti. Savaş Galatasaray'a gitti. Galatasaray'a o da talihsiz. O da talihsiz işte, bir sakatlık yaşadı. Talihsiz sakatlık değil.
çalışmayı sevmemek. Çünkü, sonra? Çünkü bak, orada bir toplantı yaptık, Osman filan böyle bir şey olmuştu. Savaşın kendi lafıdır bak, o zaman fırınları vardı, fırında çalışıyor. Kendi söyledi orada yani, ben sormadım. Ya dedi, ben İfemi abi dedi, hep ya idmana gelip filan, ya her gün ben çuvala indirip çuvalı kaldırıyorum, idmanlıyım filan falan. Bir gün dedi, gittim dedi idmana dedi, akşam dedi yatacak yeri göremedim dedi, her tarafım et kesmişti. Yani bedenen çalışma başkadır, idman yapmak başkadır, bunları evet. Karıştırmamak lazım. Şimdi Vatan, onun kardeşi Savaş, Savaş, Alper, Numanoğlu, üç tane futbolcu, üçü de... Üçü kardeş, üçü de profesyonel oldu, Alper... Ve Yalova Spor'u da kazandırdılar, Yalova Spor'dan da değişik takımlara gittiler. Alper'le, Alper'le Meli, bak şimdi, Bursa'dan bir idareci bana geliyor. Maçları seyrediyor burada, kupa maçlarını. Finallere geleceğim dedi, bir iki tane adamını dedi, Bursa'ya götürebilirim. Ya bütün, hepsi nankördür ya. Bir yüz selam verin yok, bakmadın, şimdi maziyi kurcalıyoruz ama. Geldi. Yalnız dedi, futbolcuları söyleme. Bir de finalde seyredeyim dedi. Evet. Yoksa beni Bursa'da dedi, barındırmazlar dedi. Yani ne biçim adam getirdim filan, uzatmayalım. Alper'le Melih'i beğenmiş. İsimlerini bilmiyor tabii, numaralarını bana veriyor. İşte 7 numarayı, 6 numarayı, 5 numarayı, yani neyse beğenmiş. Atlar neyse. Bir hafta sonra yine geldi. Onları bizi gönder dedi. Kursa'da mukabele yaptılar. Rahmetli Şevket abi başkandı. Başkan böyle böyle dedi. Tabii mutlu olur. Birileri bir yerle gitsin. Hani ben esasım zayıflayacak diye üzülmüyorum. Çünkü ben eşek gibi çalışıyorum. Altan geliyor. Her sene de bu maçlara iki sene genç muhakkak çıkaracağım diye kendi kendimle mücadele ediyorum. O arada Cekiç ismini almadan evvel rahmetli Bilal abi dedim, belki tanırsın ama şimdi aklına gelmeyebilir. Bana aynen şunu dedi, Cekiç dedi, iki tane genç şu iskeleden kurtarırsan dedi, büyük sevap işlersin. Nasıl kurtaracaksın, gitmeyin ulan, Berdişan'ı yatayım iskeleden, hatırlarsın, sen de hatırlaman lazım. Ondan sonra... İki mavim birbiriyle kavga ediyor. Başka bir mavim müşteriyle kavga ediyorsa kendi kavgalarına bırakıyorlar da gidiyor müşteriyi dövüyor. Böyle bir şey diyorlar. Bir iskeleden başka bir gidecek yer yok. Gençler okumayan, etmeyen filan genelde orada. Ne olur berduş olur filan. İşte oradan iki tane genci kurtarırlar. Büyük sevap bir şey. Nasıl kurtarırlar? İşte spor yaptırarak kurtarırlar. Ve bu benim kafama zank etti. Her gelen çocuğa hayır gelme demedi. Abi spor yapmak istiyorum. Baban kim, anan kim hiç sormadım. Zenginsin, fakirsin hiç sormadım. Kimseye sormadım. Bu çocuk gelmiş spor yapmak istiyor. Sadece hep onu söylüyorum. Maçları seyret. Şundan ben daha iyiyim de sana forma veririm. Ama onun kadar değilsen onu beklersin. Ondan daha iyi oluncaya kadar hep yedek kalır. Yani hatır için tutuyorum. Çünkü o Şenspor davasında ilk evvela kardeşimi kovdum. Hani hatır için 12 sene kulüpte başkanlık yaptım bu adam. Yani idareciyle hariç ha. Sadece başkanlık 12 sene. Kim abi? Kasım Demirci ya Deniz evet. Gezdiroğlu'nun sahibi. Hatırladın mı? Tamam. Geldi bir gün, çocukları vardı. Ya benim olanı oynat. Oynatayım abi. Nerede oynatayım? Kalecilik yapabilir miyiz? Yok yapamam.
Şu anda dedim sağ bekte dedim Ali'yi oynatıyorum. Ali'den iyi oynar mı? Yok. Stoper'de dedim Ferda'yı oynatıyorum dedim. Ferda'dan iyi oynar mı? Yok. Libero'da Erbo'yu oynatıyorum dedim. Ondan iyi oynar mı? Yok. Sol bekte dedim Takoz Metin'i oynatıyorum dedim. Ondan iyi oynar mı? Yok. E orta sahada dedim. Milli var, Yalçın var, Erdoğan var. Ondan sonra Savaş var. Bunlardan iyi midir? Yok dedim. E forvette dedim. Alper var, Geberik var, Vatan var, Bülent var, Oflu var. Bunlardan iyi oynar mı? Yok dedim. Kasım abi ben takım yaparken terlerim dedim. Kimi yedek bırakacağım? Bazen içimden dua ediyorum. Biri bana gelmesin de yedek bırakayım. Ya da bir hata yapsın da ceza vereyim. E bırak gitsin. Bütün futbolcular birbirleriyle rekabet halinde. Ya ne diyorum. Şimdi elimde öyle var ki. Şimdi hatasız. Şimdi olan... öyle bir kadro saydınız ki abi. Efsane bir kadro saydınız. Esnaf Spor'un kadrosu ama ben bunları Yalova Spor'un A takımı olarak gördüm bir anda. Bunların saydıklarınızın hepsi Yalova Spor'un efsane olduğu dönemlerde de futbol oynuyordu. Yani sanki Esnaf Spor, Yalova Spor'un bir lokomotif gücüymüş gibi. Bak şimdi biraz bu kadroyu sayınca ben aklıma geldi. Esnaf Spor'u tanısınlar, etsinler. En ne tanıdılar? Kup amaçlarından sonra lise geldi. Kaç kişi biliyor musun? Kaç kişi abi? Tahmin. 25 kişi mi yani? Ya 25 kişi zaten bütün futbolcuların canım. Yedeklerim dahil 14 kişi benden istiyorlar. Esnaf buradan 14 kişi istiyorlar. Yalova Spor'a. Her kulüpten 1-2 tane filan. Bütün takım, takımı komple almak istemişler. Ben o şimdi, anlamda söyledim. Genç takımınız da vardı ya. Şimdi, hepsini mi almak istediler? Şimdi söyledim. Bak Yalçın profesyonel. Yalçın Rize'ye gitmişti o sene. Yalçın profesör. Yalçın'ın yerine birini koy. Kadroyu hiç bozma. Bunlar birbirini tanıyor, rahat oynasınlar. Yani sen de rahat edersin sahada. Evet. Ondan sonra sanki biz bunu demedik. Ben de dikiş tutturamayan rahmetli Tevfik kadroda. İsimlerini vermeyeyim şimdi kalpleri kırılmasın. Parça parça Yalova Spor küme düştü. Ondan sonra gel Yalova Spor'u kurtar. Ulan ben şirbaz mıyım ya? Yani şimdi şunu söylediniz. Yalova Spor, Esnaf Spor'un 14 kişinin futbolcusunu istiyor. Ya 11 kişilik takım. Bir sene evvel bak bir sene 14 evvel. 14 kişi istiyor yedekleriyle beraber. Bir sene evvel kulüp olarak tanımıyor bizi. Ben de futbolcu vermeyeceğim. Toplantıda dedim ki, vermeyeceğim elimde değil. Yalova Spor'a izinsiz giden bir de buraya gelmez. Bak izinsiz, o lafı da kullandım. Hatta Geberik Mustafa ben ne yapayım abi dedi. Şener'e biliyorsun Yalova Spor'da idareci yani ben ne yapayım sen bilirsin. İzinsiz, izin istesinler ya yazacaksın. Geberik Mustafa istiyorum ki çok mu zor? Ben kulübü tanısınlar istiyorum. Kurumsal bir yapı olduğunu görsünler. Ya ben onu istiyorum. Kulübü tanısınlar ya. Ya Yalova Spor istediğini yapacak diye araştırma yaptım. Milliyet'e yazan Sayın Kavur vardı. Rahmetli olmuştu tabii. Yaşlıydı. Bizim zamanda. Uzun zaman ben onun yazılarını okumuştum. Sayın abi böyle bir durum vardı. Mümkün değil dedi ya. Sen dedi onları mahkemeye ver dedi, hepsi ceza alırdı. Sana sahayı kapatamazlar dedi. Onların hakkı yok. Sağ belediye şeyinin değil dedi. Kulüpleri değil ki. Belediye tribüsü dedi. Onların hakkı olduğu kadar senin de hakkın var orada. Ondan sonra süt çaliler falan. Ya uzatmayayım rahmetli oldular şimdi. Arkadan kötü demeyince
İbrahim Ulaş, Allah rahmet eylesin, başkan, sayı kapatıyor bana. Aradan birkaç ay geçiyor. Ha, bana sayı kapatıyor, esas bura. Rahmetli Üstad Semih Safranlı maç almış. Bir adamım eksik dedi. Köylerimiz doğal bir olmuş. Erdoğan'ı ver oynatayım dedi de 11 kişi sahaya çıkalım, ayıp olmasın dedi. Özel maç almış. Tamam. Erdoğan sahada top oynuyor ama esas bura cezalı. Ya böyle mantık olur mu ya? Geberek Mustafa ile Erdoğan Yalvaz Kurbaçı'nın maçında pas alışverişi yüzünden tartışmışlar. Futbolda var bunlar. Niye atmadın? Geberek Mustafa da çok bunu sever. Gol yaptığı zaman çok iyi. Kaçırdığı zaman da niye oraya attı, buraya atmadın, nasıl attın, böyle top oldu falan. Böyle hareketleri var. Hani kötü niyetli demiyorum. Ama sahada bu hareketleri var. Erdoğan'ı bilet almamışlar, İstanbul'da bırakmışlar. Ben bunlarla uğraştım ya. Geldi birisi, ya dedi gördün de durdu çıktı dolaşıyor dedi. Erdoğan fakir, babası çiftlikte çalışıyor. Zaten aldığı maaşla geçinemiyorlar. Ve ölse açlıktan da açın demez, yani böyle bir yapıya sahip. Sordum dedi, boynunu büktü dedi, ben dedi bilet aldım dedi, Yalova'ya geldi. Kaç para verdim? Verdim, bilet parası da verdim adam. Teşekkür ettim. Birkaç gün sonra burada yine o tesislerin olduğu sahada maç aldım. Özel maç. İkisini beraber oynattım, yani kavgayı körükleme, kavgayı yatıştırmaya bak. İkisi Allah inandırsın birbirlerine pas atarak ikişer tane gol attı. Ya o anda sahi içinde olan bir olayı büyütme ya. Sahi içinde olan orada kalsın, sahada kalsın bu ya. Son odasına götürme bunları ya. Ama dedim ya, sen eğer ki insanları ayırmaya bakarsan, bu zengin, bu fakir, bu bilmem ne, şu, bu filan yanlış. Kim Fehmi abi? 1960'lardan ya, günümüze kadar 35-40 yıl emek verdiniz esnaf sporda. Bu görev süresi içerisinde unutamadığınız bir anınız oldu mu? Futbolla ilgili mi yoksa? Herhangi bir şey. Çok enteresan. Bir şey. Sizin, tamam, sizin için çok önemli olan bir şey. Benim için önemli. Şu açıdan. Yeni evlendim. Yeni evliyim. Ve ilk defa kayınpedere gidiyoruz. El öpmeye. Biz öyle bir gelenek var. Bir hafta, iki hafta sonra gidiliyor. Ben burada özel maç almışım. Gittik. Orada yalan söyledim. Arkadaşlar gelecek. İşte Bursa'da gezeceğiz. Akşama dönerim, gelirim. Garaja gittim. Otobüsü atladım, geldim. Burada özel maç yaptırdım. Tekrar arabaya atladım, tekrar Bursa'ya gittim. Yani bu kadar, böyle bir sevgi. Ya esas soru öyle kolay olmaz. Bir anı daha anlatayım. Meydanda çalışıyorum. Öyle bir ters sattı ki ve izin alacak durumum da yok. Bazı arkadaşlar da eksikti iş yerinde. Saat 12'de maçımız var. Umri kaptanı takım yazdı. Yedekleri, kim çıkacak, kim girecek, hepsini yazdım, verdim. Ve aynen planın babasına bunu dedim. Gelgüz'ün verdiği liste. Ben yapmadım. İşte bunlar birer devre oynayacak. Özel maç yapacak. Bir geldim, kulüp karışmış. Kulüp karışmış, kulüp. Bir maçta kulüp karışmış. İlk başta Turul isyan etmiş. Neden? Abi burada yok, ben çıkmam demiş. Şimdi top oynayın.
oynamak ister. İyi kötüye bakmıyor zaten. Öteki öyle girmek isteyince giremiyor, edemiyor filan. İdareciyi kimse dinlemiyor. Oğuz Bey diye bir efendi, TUSOL'da müdür de adam ya. Yani biz köy çocuğuyuz, tahsilimiz yok, okumuz yok. O üniversite mezunuydu. Hani konuşmayı bilen, oturaklı bir adam. Kimseye takmamış. Bir de dedi sakınmadı, bırakmadı. Ya anılar çoktur muhakkak. Evet. Ama bu düzen öyle bir kuruldu ki, biraz evvel anlattığım gibi, kuralları koydum ama kurallara ilk evvela ben uyum. Şimdi Fehmi abi, esnaf spor bugün, yani bir döneme damgasını vurmuş, efsaneler yaratmış, Türk futboluna önemli futbolcular kazandırmış, Yalova Spor'un iskeletini oluşturmuş, esnaf spordan söz ediyoruz. Bugün esnaf spor, sizin döneminizden sonra hak ettiği yerde mi? Bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Esnaf sporu gelecekte nerede görmek istersiniz? Esnaf sporla ilgili düşünceleriniz, arzunuz nedir? Şimdi hayaller başka şeydir, gerçekler başka şeydir. Ya, hayal olarak dediğim zaman tabii ben esnaf sporu birincilikle oynarken görmek isterim. Bu bir hayaldir. Oraya gelmek için emek lazım. Mücadele lazım. 10 sene sonraki planı şimdiden yapmak lazım. 20 sene sonraki planı yapmak lazım. Böyle yaptım ettimle olmuyormuş. Esas soru şu anda benim bıraktığımın 50 katı geridir. Hani bir örnek şöyle vereyim. Halen ben maçları da seyrettim. Spikerlik yapanlara da kızıyorum. Top diyor ayağına oturmadı. Top kafasına oturmadı. Ya arkadaş ben 40-50 sene evvel top cansızdır. Top gelip oturmaz. Ayak gidecek topa, kafa gidecek topa. Bunları öğretiyordum. Bunlar halen top kafasına oturmadı. Yok böyle bir kaydı ya. Ya biz niye dünyada geriyiz? İleriyi görmüyoruz biz. Bak en basit örnek veriyorum. Evet. Top ayağına oturmadı diyor. Ya top canlı değil ki kesin ayağına otursun. Ayağın topa gidecek. Rahmetli Metin Özgen'i seyrediyorum. Top geliyor, Metin Özgen duruyor. Hiç oralı değil. Top süzülmeye başladığı zaman Metin Oktay kafaya çıkıyor. Şimdi bakıyorum bazı, top ortalanıyor, 10 kişi birden kafaya sıçıyor. Tam düşerken top geliyor, kafasına çarpıyor, avuta gidiyor, bilmem nereye gidiyor. İşte iyi oturtamadı. Ya yok kardeşim, bu saniyelik iştir. Bir saniye evvel sıçradığın zaman top düşerken sen de düşüyorsun, top gelip çarpar sana. Ama bir saniye sonra sıçradığın zaman, top düşerken sen topla yukarıda buluştuğun zaman kafayı vurur. Biz 50 sene, 40 sene evvel bunları sahada tatbik ediyorduk, öğretiyorduk çocuklar. Onun için biz futbolda ilerlemiyoruz. Ha maçı aldık her nasıl olsun. Hayır, bir futbolcu ben iyiyim dediği an onun bitti gündür o. Ben haftaya daha iyi nasıl olurum diye uğraşan bir yerlere gelir. Yoksa ya çok iyi top oynadı. Bak bir örnek vereceğim burada. Bir maçta Erdoğan çok iyi top oynadı. Hakikaten bir profesyonel takım seyretti oldu transfer edildi. Yani o kadar iyi top oynadı. Hatasız top oynadı. Bir tane şut attı, direnin üstünden gitti. Ve toplantıda ben bunu tenkit ediyorum. Topun bak şurasına vurduğun için, şurasına vursaydın bu gol olurdu filan gibi. İdareciler dahil herkes isyan bana. Aynı yerdeyiz, aynı kulüpteyiz. İdareciler de orada yani. Ya o da söylenir mi ya, o iyi top oynadı. Ya döndüm, bak arkadaş. İyiyim demeyecek kimse, dahi nasıl olacağım? Ben bir pozisyon hatasını söylüyorum. Siz popofluyorsunuz, siz zarar veriyorsunuz bu çocuğa.
16 yaşında çocuğu kofladığın zaman kendini dev aynasında görür ya. Ya bırakın böyle yazıcılık yapmayı bırakın ya. Biri sarılır öpüyor, öteki sarılır öpüyor. Hani biraz evvel anlattım, siz mi sordun bana? Ya Fena abi bizim iyi olduğumuz bir günümüz yok. Yok. Benim için yok. Çünkü ben iyisi aferin dediğim zaman senin kuyunu kazıyormuş oldum. Benim görevim senin hatanı söylemek, seni daha iyi yapmak, daha iyi yerlere. Esas sorun onun için profesörü o kadar çıkardı. Çünkü hep tenkiz, hep hata. Ama kim? Senin iyi olduğunu türbün söylüyor zaten. Ben niye söyleyeyim sana? Yani benim görevim popoflamak değil ki. Bir toplantı daha, bir örnek daha vereyim. 8-10 yaşlarında, 11-12, en çok 12 yaşında daha büyükleri yok. Hep böyle tutuyordum çünkü o çalıştığım zamanı. Bir çocuk gelmiş, şöyle bacak bacak üstü önünde akmış oturmuş. Toplantıya başladım, dikkatimi çekti. Oğlum dedim, sen baban karısını böyle mi oturuyorsun? Böyle oturuyorum dedi. Kalk git o zaman dedi. Çocuk kıpkırmızı oldu. Ağlamaya başladı, çekti. Dışarıda idareciler vardı, pasajda gidip orada. Ya niye ağlattın çocuğu filan? Bir taraftan kızıyorum. Ya benim de çocuklarım. Herkesin evladı tatlıdır. Ama bazı şeyleri evlatlar ve öğretmenler de suç ortağıdır. Neyse, bu biraz uzayacak çünkü idarecileri de kavram oldu. Bir iki gün sonra çocuk genç birisiyle geliyor. Yani o zaman ben 30 yaşlarında filan ya var ya yok filan. Selam aleyküm, aleyküm filan. Hoca beni tanıdın mı? Yok, seni nereden tanıyayım ki? Hani bir bağlantımız mı var? Benim çocuğa niye ağlattın? Ben gülmeye başladım. Ya ne gülüyorsun dedi ya. Bu yaşta çocuk ağlatılır mı dedi ya. Bak Şeker kardeşim dedim, o çocuğu ben ağlatmadım, sen ağlattın. Olur mu dedi, ben saçının bir teline kıyamıyorum çocuğun dedi. Ben de kıyamıyorum dedi. Ama dedim, ben bu çocuğa tokat mı atmışım, bir şey mi yapmışım? Yok dedi, toplantıdan kovmuşum dedi. Niye kovmuş? Oturuşunu beğenmemişim. Peki dedim, bu çocuk senin karşında dedim, bacak bacak atıp otururken dedim, sen hiç görmedin mi? Gördü. Peki bu çocuk dedim, toplumun için nasıl oturacağını nereden öğrenecek dedim. Sen niye ikaz ettin? Babanın karşısında böyle oturulur mu? Niye demedin? Birden toparlandı adam. Ya hoca arkusun dedi. Fehmi abi, bir süredir seninle sohbet ediyorum. Esas spor tarihini, kuruluşunu ve anılarını bizlerle paylaştın. Bu süreler içerisinde anlattıklarınızdan yola çıkarak anladım ki size Yalovalılar boşuna kekiç dememişler. Ya teşekkür ederim. Bak.